Tabii ki tekrar söylüyorum. Milletvekillerimizden ilk başta enflasyon paketinden emekli çıkarılması. İkincisi bir an önce intibak 2008 sonrası, 2000 sonrası intibakı da bir an önce uygulamasını istiyoruz. Onu bir daha hatırlatır mısın abi? Bunu çok sıklıkla dile getirdiniz aslında. Özellikle emeklilerin bu konuda altı çizilen en önemli unsurlarından, evet, konu başlıklarından biriydi. Aynı açıklarına bakalım. Ben. Bugün 2008 kanunlar değişti. 2002'den önceki kanunlar değişti. Şimdi 99 yılının Aralık ayında, siz Aralık'ın, yine örnek de verelim. Siz Aralık'ın 20'sinde emekli oldunuz veya 28'inde emekli oldunuz. Ben de 2000'in Ocağın ikisinde emekli oldum. Günlerimiz aynı. Bize ikimiz de aynı SSK'nın verilerine göre maaş aynı bağlandı. Hiçbir fark yok. 2013'te kanun bizim genel merkezi, genel başkanımızın direktmeleri mahkemeye vermesi ve parlamentonun da 2000 sonrasını çıkardı. İntibak verdi. Kimi çalışanımız, emeklimiz 350 aldı, kimi 50 aldı, kimi 100 aldı. Biz de diyelim ki 350 aldık. Sen 2000 öncesi sonrası olduğun için aldın, 350 zam aldın. Ben aynı maaşı alıyoruz. Bakın 13 sene aynı maaşı aldık. Ben ne kadar aldım? Bana normal zamı verildi. Enflasyon zamı verildi. Aramızda 350 lira farkla başladık. Bugün kaç sene oldu? 2013. 6 sene oldu. 6 senede aranada 350 lira oldu, 500 lira fark. Makas açıldı. Ben de seninle aynı vergiyi verdim. Aynı standartlarda çalıştık. Aynı vergileri verdik. Aynı primi ödedik. Sen beni niye bunu örgülüyorsun? Onun için biz bir an önce, çünkü bu Anayasa Mahkemesi dedi ki, bu bizim görevimiz değil. Bunun parlamentodaki milletvekillerinin intibakı bunlar çıkılacak. Ben buradan tekrar sizin kanalınızın adına, sizlerin sayenizde tekrar ben Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Bir an önce bu aksızlığı kaldıralım. Bir an önce intibakı, 2000 sonrasında da intibakı emeklimize verelim. Ki aradaki uçurum farkı kapansın, uçurum farkı artmasın. Milletvekillerimizden rica ediyorum bunu gündeme getirip bir an önce parlamentodan bunun çıkarılmasına rica edeceğiz kendilerinden. Çünkü bu bize yani bizler bakın şu anda emekli bir liranın iki lira hesabını yapıyor. Kuruşu hesabı yapmaya başladı. O durumdayız. O yüzden biz emekli bir an önce yüzümüzün güldürmesini istiyoruz. Böyle. Şimdi burada şu var sevgili abi. Emeklilerin tabii gitgide zorlaşan yaşam koşulları var. Ekonominin de şu an içinde bulunduğu durum tabii ki bir darboğazı atlatma sürecinde ama bir genellemeye bakacak olursak emekli hani geçmiş yıllardan bu zamana kadar nelerini yapamamaya, nelerini alamamaya veya nelerinden fedakarlık yapmaya devam etti. Bununla ilgili bir tablo çizebilir misin? Tamam, öyle çizelim ama o tablodan önce sizden şunu rica edeceğim. Bakın 2002'de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine aldığımız bir kaynak bu. Bakın 2002 Ocak-Haziran ayında ortalama asgari ücret emekli aile, hani asgari ortalama emekli aile 216 lira 4 kuruş. Net asgari ücret 163 lira 56 kuruş. Bakın bu ortalama. Zaman geliyor. 2018'de Ocak ayında ortalama emekli maaşı az önce söylediğim gibi 1405 lira. Asgari ücret 1603 lira. Bugün 2019'da emekli ortalama asgari ortalama emekli maaşı 1550 lira. Asgari ücret 2020 lira. Emekliden biz nereden baksanız asgari ücretten 40 buradan 50 liradan üzerine bir fazla para alıyorduk. Ama bugün asgari ücret bizden 5 lira fazla para alıyor. Emekli neden? Arada ne fark var dün bugünler içinde? Biliyorsun ayak şartları modernleşti. Eskiden evlerimizde telefondur, televizyondur, herhangi bir şey doğru düz bunlar yoktu. Yani 80'lerdeki emeklimizi, 90'lardaki emeklimizi söyleyeyim. Evlerde doğru düz telefon bile yoktu. Ama
96'dan sonra, 97'den sonra cep telefonları girdi. Şu anda evde bir tane telefon yokken evlerde, şu anda evlerde 4 tane telefon var. Çoğaldı. Bunlar da emeklinin darboğazını hani yaşam koşulları daha çok arttıkça, genişledikçe emekli bunlardan yararlanamaz oldu. Gerilmeye başladı. Bugün emekli eskisi gibi gezemiyor. Eskisi gibi çadırını kuramıyor. Hı hı. Tatilini yapamıyor. Mehmet Ali. Hı hı. Geçen gün bir televizyon kanalında bir büyüğümüz bana bir soru sordu. Kenan Bey, Avrupalı dedi. Hı hı. Dünyayı geziyor. Bizim emeklimiz dedi. Ne yapıyor? Ya çok özür diliyorum. Bakın orada söylediğim kelimeler aynısını size burada da tekrarlayayım. Hı hı. Bugün benim emeklim, Bursa'daki emekli, Türkiye'deki emekli. Avrupa'da gözümüz yok. Neden? Benim Türkiye'm bir apayrı bir cennet. Her tarafında, Güneydoğusundan tutun da, Karadeniz'inden tutun, Akdeniz'e, her yere ayrı bir cennet. Bursa'mız apayrı bir cennet. Mehmet Ali, bugün benim emeklim, doğduğu Karacabey'ine, doğduğu Kemalpaşa'sına, İnegöl'üne, Orhanlısı'na, doğduğu köyüne gidemiyor. Neden? Bir gitse gelse 200 lira, 300 lira, eyvah ben ayı zor getireceğim. Niye? Kahve köşesine, park köşesine gidiyor, geziyor, evine alıyor, evine gidiyor. Sosyal yaşantısı bitti. Emeklimizin sosyal yaşantısı bitti. Yani Nina hangisi birini anlattı? Bakın, bir sene önce peynir 20 liraydı. 25 liraydı kilosu. Tereyağı 20-25 liraydı. Bugün peynir, iyi bir peynir almak istiyorsan 40 lira, 45 lira. Tereyağı oldu 50 lira. Neden? Enflasyon, buna baksan %160 mı emekliydi? Ama emekli maaşı 2-1 yıllık %20 zam alıyoruz. Nasıl geçirsin, nasıl yapsın? Ben diyorum işte bir an önce Cumhurbaşkanımızdan bu konuda, sizin bu kanalınızdan şunu istiyorum. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. En düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Çünkü niye? İşte yaşam şartları farklı. Yaşam şartlarında gidiyoruz. Bu yüzden eğer ki Cumhurbaşkanımız o da emekli olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nde veya dünya üzerinde yani ben emekli olmayacağım diyen insan yok. Bugün valimiz de, emniyet müdürümüz de, milletvekilimiz de bugün emekli sıfatını alacak. Yani eski milletvekili, emekli milletvekili, emekli işte emniyet müdürü, emekli valimiz o emekli cümlesini herkes bir tarafa, cebinin bir tarafına konulacak. O yüzden herkese bu aşamada ben de yarın emekli olacağım diyerekten emekliye farklı bir bakış açısı yapması lazım. Ve şunu söyleyeyim. Türkiye'de 12.700.000 üzerinde emekli var. Bursa'da 550.000 emekli var. Yani bugün eşiyle alsa gelse emekli, bugün tek başına iktidar olur. Yanlış mı diyorum? Yani 25 milyon oy tek başına iktidarlık yapar. Ama emekli, şunu söyleyeyim, bizim genel merkezimizin, bizlerin hiçbir zaman için hiçbir siyasi partinin ne yanında olduk ne arka bahçesi olduk. Biz her partiye eşit mesafedeyiz. Kim emeklinin bir, bakın şunu söyleyeyim. Biz emeklini bekliyoruz. Diyorum ki en düşük emekli maaşı asgari ücret olsun. Ne diyorum? Ben enflasyondan bizi çıkartın. Ne diyorum? Sosyal güvenlik kurumundan bizden katkı payları kaldırın. Ne diyorum? İntibak tekrar 2000 sonrası için intibakı tekrar uygulan diyorum. Bunları yapacak olan insan bizim çok emeklinin çok büyük hayır duasını alır. Büyük sevabını alır. Bakın yaşlının hayır duası çok bereketlidir. Bedduası da tuttuğunu tutar. O yüzden ben parlamentoya temsil etmeye bizi giden 600 milletvekilimizden bu konuda emekler konusunda, hayır duası alması konusunda biraz daha itirazlı bakmasını istiyorum. Evet. Peki abi bir de yaşa takılanlar var. Hani şu emekliliği yaşa takılanlar var. O süreci nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl bakmak lazım? Özellikle 31 Mart seçimleri öncesinde bu ciddi anlamda bir kamuoyu oluştu. Bununla ilgili dernekler var. Bununla ilgili sözcüler var. Sosyal medya üzerinden. Tabii burada şunu da aktarmakta fayda var. Artısıyla eksisiyle iyi değerlendirmek lazım. Bir de tabii sosyal medyada bazen
çok hoş olmayan ifadeler de kullanılıyor. Onları değil, salt bu durumdan gerçekten mağduriyet yaşamış insanlar var ve bu konu başlı başına bir parantez olarak duruyor. Mehmet Ali, 8-9-1999 öncesinde sigortalı olanlar ilk işe başlama tarihlerine göre kaç yıl sonra kaç günlük prim gün sayısıyla emekli olacaklarını biliyorlardı. Kanunlar geriye dönük mağduriyeti yaratamaz. Ancak emeklilikte yaşa takılanlar yasaya takılarak emeklilik hakkını kaybetti. Bu bir